nasıl bir şeydir? Hayır, aldıralım. Bu şartlarda zaten olsa da bir kıymeti yoktur da ama yine de... Bakın, 2012 yılında Mardin'de kardeşlik huzur 2014'te vardı. Buraya 350 bin turist geldi. Kendiliğinden 350 bin turist geldi. Biz bunu şimdi inşallah 1 milyona çıkarttık. Sonra da 2 milyona çıkarttık. İnşallah. Ve Anadolu Ajansı. Burada abi, burada. Ya, hadi. Sorun. Mardin turizmi bu aralar ekonomik sıkıntılardan ve bölgedeki şiddet olaylarından dolayı zor durumda. Bunun geleceğiyle ilgili... Mardin bizim için çok önemli. Türkiye turizmi için çok çok önemli. Çünkü Mardin kültür turizmi, inanç turizmi bakımından dünyanın sayılı destinasyonlarından bir tanesi. Bir Vatikan gibi, bir Venedik gibi, bir Kudüs gibi, bir Antakya gibi Mardin'in evrensel mesajının bütün dünyaya duyurulması lazım. Bu anlamda da biz bakanlık olarak Mardin'de önce 1 milyon turist hedefimiz, daha sonra da inşallah orta vadede ilk 5 yıl içerisinde 2 milyona çıkartmak gibi çok önemli bir hayalimiz var. Ve bu hayalimizi Mardinlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Mardin beyaz suyuyla, Dara harabeleriyle, Mor Gabriel'le, Deiruz Zaferan'la, Kasımiye'yle, Zinciriye'yle gerçekten çok çok önemli bir turizm merkezi. Dünyada insanların görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Biz burada inşallah Bakanımız Nabi Avcı Bey'le bir kültür turizm çalıştayı yapmak ve Mardin'in güzelliklerinin tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurulması konusunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bununla ilgili uzun zamandır planımız var ama inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bir Mardin kültür ve turizm çalıştayı yapacağız. Ve Mardin'in güzelliklerinin herkese duyurulması konusunda bakanlık olarak her türlü işi yapmak istiyoruz. Her türlü çalışmayı yapmak istiyoruz. Onun dışında da Mardin'de şunu biliyoruz. Huzur ve barış olursa, kardeşlik olursa buraya insanlar geliyorlar. Mardin'in yemekleri çok güzel yemekler. Mardin bir medeniyetler merkezi. Mardin dillerin, dinlerin kardeşçe bir arada yaşadığı yer. Ve bu anlamda Mardin'de huzur olursa, kardeşlik olursa buraya insanlar gelecek. Oteller de olacak, kafeler de olacak, lokantalar da olacak ve herkes mutlu olacak. Mardin'i görmeye gelenler Mardin'deki güzellikleri, insaniyeti ve hoşgörüyü, misafirperverliği gördüğü için mutlu olacaklar. Buradaki leziz yemekleri tattıkları için mutlu olacaklar. Mardinliler ise ev sahipliklerini gösterdikleri için, kendi güzel yemeklerini, şehirlerinin güzelliklerini sundukları için mutlu olacaklar. Esnaf para kazandığı için mutlu olacak. Herkesin mutlu olduğu gerçekten güzel bir ortam olmasını istiyoruz biz. Bunun için de Mardin'de bir an önce huzur ve kardeşlik ortamı sağlanmalıdır. Bu sağlanırsa baharla beraber yeniden Mardin'de tur otobüslerinin sıraya girdiğini, Mor Gabriel'in önünde, Deiruz Zaferan'ın önünde, Kasımiye Medresesi'nin önünde insanların sıraya girdiklerini, Midyat'taki gümüşçülerin çok çalıştığını, Estel'deki esnafın mutlu olduğunu göreceğiz. Onun için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim için kadim şehir Mardin çok önemlidir ve Mardin'in güzelliklerini tanıtmak bizim için boynumuzun borcudur. Mardin'in talepleri bizim başımızın gözümüzün üstünde. Başkanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen Muhammed Ali Baydoğan'a takdim edilecek Fahri Doktora Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz.